akşamlar Esport ekranlarına hoş geldiniz. NBA günlüğünde bugün Emre Gür kaynakla birlikteyiz. Gecenin yoğun geçen maç programının ardından öne çıkan maçları konuşacağız. Bizlere SNBA günlüğü üzerinden soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Dün gece 11 maç oynandı. Maç sonuçlarıyla programımıza başlıyoruz. Dün gece 11 maç vardı. Temsilcilerimiz Cedi Osman ve Furkan Korkmaz da parkede dün gece yerlerini aldılar. Cedi Osmanlı Cleveland sezonun 5. galibiyetini Portland karşısında aldı. Indiana az farklı New York'u geçerken Boston Celtics ise Orlando Magic karşısında 92-79 kazandı. Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia üst üste 4. galibiyetini alırken Toronto-Washington mücadelesi 109-100, Atlanta-Brooklyn mücadelesi ise 117-108 tamamlandı. Memphis ise evinde Denver karşısında kazanmayı bildi. Gecenin devamında ise Clippers deplasmanda 126-115 Minnesota karşısında galibiyete ulaştı. Dallas Mavericks ise San Antonio Spurs karşısında bir sayı farkla kazandı. Golden State Warriors'da Jordan Poole'un dikkat çeken performansıyla Charlotte karşısında kazandılar. Sacramento ise evinde ilk kez kazandı. Rakibini 112-99 mağlup etmeyi bildi. Esport ekranlarındaki mücadeleyle başlayacağız. Brooklyn Nets, Atlanta Hawks maçının özet görüntüsüne gidiyoruz. Yeah. Trae Young. Kaldırdı, attı. Kendi stilinde bitirdi. Trae Young merhaba diyor, maça defteri açtı. Mola da gelebilirdi Stinage'den burada çünkü arka arkaya pozisyonlarda çok boş üçlük veriyorlar. Joe Harris o da boş üçlüğü buldu ve atarak başlıyor. Joe Harris onun atarak başlaması kıymetli Brooklyn adına. Trae Young Blake Griffin üstünde üçe de katışı başarılı. Trae Young döktürüyor maçın başında resmen. Bogdanovic'in top kayıpları sürüyor Atlanta'da. Şimdi Harden havaya kaldırdı. Bruce Brown'la layıpı tamamladı. Denge var yalnız Bogdanovic'ten de. Arka arkaya top kayıpları. Aldridge. Perde getirdi iki eski San Antonio oyuncusu Aldridge. Bu da olacak mı? LaMarcus Aldridge. Eski günlerdeki gibi. Trae Young şimdi hemen Collins'i buldu. Nefis. Collins nefis bir asist yaptı. Capela kimi çakıyor. Kevin Durant'ten 14 sayı ilk yarıda şu ana kadar. Hunter hemen kaldırdı, attı. Hunter yeniden önde Atlanta. Hunter bir tane daha mı? DeAndre Hunter. Neler yapıyor bugün burada Hunter? 56-51, 14 sayı. Kevin Durant, Joe Harris favori noktalarından biri. Joe Harris otomatiğe bağladı o da ilk yarıda. Bogdanovic. Capela'nın perdesi Bogdanovic. Savunmacısı sırtında. Dışarıda Hunter var. Hunter, Hunter, Hunter. Sağdan, soldan, tepeden, her yerden Hunter. Hücum süresi daraldı Hunter. Sweet sonrası Griffin üstünde. Hunter çembere doğru vurdu. Hunter, Hunter. Bugün şapkadan tavşan falan değil, çıkartmadı, hiçbir şey kalmadı inan. Acayip yani, bir smaç. Yani çekici vurdu burada. Collins üstünde hücum süresi daraldı. Harden çemene doğru gitti. Dışarıya Joe Harris bomboş. Üç sayıdır katışı. Joe Harris. Bakalım karşılık yine ondan mı gelecek? Hunter. Tereddüt yok. DeAndre Hunter. Yani Joe Harris DeAndre Hunter düellosu izliyoruz. İnanılmaz bir maç Barclays Center'da. Durant bir tane daha mı? Kevin Durant sol forvetten gönderdi. Evet, orta sahada topu ardında buluşturmaya çalışacaklardı ama. Perimiz alamadı. Perimiz topu getirdi şimdi, bıraktı Kevin Durant'e. Kevin Durant final periyoduna üçlükte gidiyoruz. Yani Harden'ı bir yem olarak kullandılar. Çok basit bir handoff'la birlikte köşeden Kevin Durant'i çıkarttılar. Kevin Durant de ne yapacağını çok iyi biliyor. Harden şimdi. Harden şutunu buldu. James Harden. Houston Rockets yıllarında tepede şut saatinin sonunu bekleyerek bu şutları inanılmaz verimli bir şekilde attığını görmüştük. Kevin Durant perde istedi Blake Griffin'den. Şimdi ikili sıkıştırma. İyi top trafiği. James Harden 3 sayıda katışı isabetli. Belki de maçı kapatan isabet. Brooklyn Nets 117, Atlanta Hawks 108. Doğu'da iki iddialı takımın mücadelesinde Brooklyn ikinci yarıda ağırlığını koydu. Kevin Durant liderliğinde maçı kazanan taraf oldu.
Doğu'da nefis bir maç. İki takım da harika hücum ettiler. Hücum akışı gerçekten çok iyiydi iki takım açısından da. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Miray. Keyifli bir maç. Onun dışındaki tabii ki de öne çıkan yoğun geçen maç programının ardından maçlarımız da var. Brooklyn Atlanta maçıyla başlayalım. Özet görüntüsünde de izledik. Gerçekten çok keyifli bir maçtı. Brooklyn bu sezon özellikle hücum anlamında birazcık daha verimliliği beklentilerin altında kalan takım olmuştu. Ama dün gece çok daha hücumda akışkan bir Brooklyn gördük. Diğer taraftan baktığımızda özellikle Joe Harris'in ilk yarıdaki performansı, Kevin Durant'ten gelen verimli oyun, kenardan Brooklyn'e gelen desteklerle Brooklyn Nets kazanmayı bildi. Geçen sezon sadece ligin değil tarihin en iyi hücum istatistiklerine imza atan, özellikle işte büyük üçlünün en azından ikisinin sahada olduğu dönemde bir Brooklyn Nets vardı. Bu sezon tamam Kyrie Irving zaten oynayamıyor ama bu kadar gerilemeleri tamamen onunla alakalı değil. Elbette işte James Harden biraz faul kuralıyla cebelleşiyor. O takımı hücum anlamında geri götürüyor. Joe Harris şut ritmini bir türlü tutturamamıştı. Ligin en iyi şutörüyken geçen sezon yay gerisinden. Bunların hepsi işte hep zirvede olduğu istatistiklerde 7.liğe 8.liğe doğru geride etmişti Brooklyn Nets'i ama burada Joe Harris 8'de 6 ile üçlük attı. O en azından kendi ritmini buldu. O problemi çözdü. Her ne kadar bu takımda geçen sezon işte Kyrie, Harden, Durant beraber oynasa da bench'teki katkı da çok önemli oluyordu. İşte bu gece onu biraz Patty Mills'ten yakaladılar. Yine James Harden daha ilk çeyrekten 7 sayı üreten bir performans sergiledi. Bunların hepsi üst üste binince yani iki konferans yarı finalisti geçen sezonki çok iyi bir maç oynadılar. Ama Brooklyn'de belki böyle bir rakiple hani hedef bir rakiple oynayınca istediği akışkanlığa ulaşmış oldu. Diğer taraftan Patty Mills'ten sen bahsettin. Aldridge'i de belki bu noktada ekleyebiliriz. Çünkü Kevin Durant'in de onun oyunuyla ilgili açıklamaları vardı. Onunla oynamak çok kolay. Onunlayken sahada gerçekten çok rahat ediyoruz. Rahat oyun ortaya koyuyor. Organizasyon iyi diye bir açıklaması da vardı. Aldridge'in gerçekten katkısı da çok çok değerli. Yani hep sakin bir güç oldu kariyeri boyunca. Biraz hani özellikle San Antonio Spurs'da DeRozan'la beraber aynı anda daha kadroda kaldıkları dönemde hani artık bu oyun eskidi. Hani Greg Popovich'in de biraz kafasını değiştirmesi lazım. Bu takım böyle oynamaz ki yıllar sonra işte playoff dışında kalan bir Spurs görmüştük. Oradan sonra yeni bir macera olmuştu artık onun için Brooklyn. Bir parça olmaya düzende kabul etmişti. Ama tabii geçen sezon o kalp rahatsızlığı sonrasında duygusal da bir emeklilik açıklaması yapmıştı. Muhtemelen hani bu sezonki planlarda tam olarak düşünülmüyordu kısa bir süre önceye kadar ama tekrar dönüşü yaptı. Bench'ten de gelip aslında en istikrarlı katkı veren isimlerden biri oluyor herhalde LaMarcus Aldridge. Onu sahaya attığında Steve Nash ne alacağını az çok biliyor durumda bence. Ama herhalde Emre dünkü maçta da gördüğümüz kadarıyla Brooklyn için en iyi haber, en sevindirici noktalardan biri James Harden'ın formu. Çünkü özellikle ikinci yarıdaki o üçlük atışlarını da gördükten sonra evet galiba o form tekrar yerine geliyor ki biz geçtiğimiz haftalarda kurallar sebebiyle James Harden'ın performansından, oyun akışından bahsediyorduk ama dün gerçekten çok daha iyi oyun sergileyen bir Harden vardı. Ya kuralların hani bazı şeyleri etkilediği aşikar. Yani NBA'in geneline de baktığınızda, hani 30 takıma da baktığınızda savunmalar daha iyi gözüküyor, hücumlar daha düşük gözüküyor. Son yıllarda artık önü alınamaz bir hücumda artış var. Tabii ki bunun tek sebebi kural değil, birçok başka değişiklik de var. Hani oyun tarzlarında, takımların yapılarında. James Harden yani yıllardır herhalde hani top 5 oyuncu arasında olmuş durumda bir isim. Bu arada geçen şunu okumuştum. Saha içerisinden kullandığı top sayısı serbest atış sayısından daha az. Ya bu da gerçekten çok acayip bir şey. Bu kadar yüksek seviyedeki bir oyuncu için biraz ilginç bir nokta. Ama yavaş yavaş adapte oluyor. Ya asistleri yaptıktan sonra işte ilk 7 asist yaptı dedim ilk çeyrekte. Sayısı yoktu o zamana kadar ama hani bunu çok fazla dert ediyormuş gibi gözükmüyor. O top zaten ona gelecek. Yani Kyrie de bu takıma dönmüş olsa yani James Harden'ın top kullanmama gibi bir durumu olmayacak hiçbir zaman. Zaten Kevin Durant'le de bunu iyi paylaşıyorlar. Ya bence Brooklyn için işlerin ben artık ilk kez hani tamam yolunda gidiyor. Herkes bu takımı şampiyonluk adayı gösterdi. Hiç öyle gözükmüyorlardı ama artık yavaş yavaş o yolu sanki tutturuyorlar gibi geldi.
Peki diğer taraftan istersen Atlanta tarafına da bakalım. Atlanta en son Washington karşısında kazanmıştı. Fakat onlar da şut anlamında beklentilerin bu sezon gerisinde kalan takımlardan biri. Şimdi özellikle dünkü maçta da şunu net bir şekilde gördük. Trae Young'ın performansının bir tık daha düşük kaldığı ya da ilk yarıda daha iyiydi, ikinci yarıda birazcık daha böyle ortalarda gözükmeyen bir Trae Young izledik ya. Hani Trae Young'ın olmadığı, daha sessiz kaldığı gecelerde takım halinde Atlanta da bir sessizliğe bürünüyor. Buna nasıl bir çözüm bulacak Atlanta? Ya bunun için çözüm çok kolay gözükmüyor. Tabii Trae Young'ın takım içerisindeki ağırlığı çok yüksek olduğu için aslında maça çok iyi başlamıştı. İlk 18 evet. sayının 16'sında zaten ya asisti yaptı ya kendisi basketi attı ama işte o da biraz Harden'dan bahsettiğimiz noktada zorlanıyor. İşte bir kere hani rakibini sırtına alıp faul çaldırmaya çalıştı. Tabii onun aleyhine işleyen bir durum oluyor bu noktada. Biraz bence daha ritim tutturamadı. O da sezon başında zaten Atlanta hani beklentileri aşarak bu sezona başlıyor. Bunu görüyoruz yani. Ama hep şu akıllarında var. Yani biz yarı finale kadar geldik, finale gidebilirdik. Hatta doğru onlar finale kadar devam ettiler. Ama şunu düşünüyorlar. Bize haksızlık yapılıyor hala. Hala basından gereken ilgiyi işte görmüyoruz. Hala bir şeyler ispatlama noktasında hissediyoruz kendimiz diyorlar. Ama daha öyle oynayamadılar. Belki Bogdanovic'in tam açılmaması, işte bu karşılaşmada DeAndre Hunter, Joe Harris'le bir düellosu olduğunu anlatımda kesinlikle. Da Ali ile İnan söylüyorlar liderliği zaten. Liderliği savundu Hunter. Yani hem savunmada hem hücumda müthiş performans. Savunmada zaten belki de. Onun biraz işi olacak bu gibi sezon boyunca. Ama hiç ritmi yoktu. Evet. Yine Kevin Oerter'a baktığımızda sezon başından beri hiç ritmi yoktu. O biraz daha hareketlendi. Yani bazı parçalar yer yer ön plana çıkıyor sezon başından beri Atlanta'da. İşte Gallinari bir türlü ritim henüz bulamadı. Sakatlıkta yaşamıştı zaten sezon başında. Ama onları bu kadar ileriye götüren geçen sezon herkesin aynı anda bu performansı yukarıya çekmesiydi. Bu sezon henüz onu yakalayamadılar ama daha sezonun çok çok başındayız. Yani 10'ar maçlar oynandı. Herhalde bir problem yoktur takım içerisinde bunun. Bir de Hunter'ın yanına belki Collins de yazılabilir. İki isim çok koordine gördüm ben. Koordine bir oyun izledim gerçekten. Onların ikili oyunu çok çok değerli katkısı Atlanta için. Ya işte Hunter için ne kadar sağlıklı kalabilecek o soru işaretlerinden biri. Cam Reddish kenardan gelip ne kadar ritimli yüzleri atabilecek. Çünkü hem Hunter hem Reddish yani müthiş fiziğe sahip oyuncular. Yani savunmada da herkesle eşleşebilecek durumdalar. Bu da tabii hayli Atlanta'nın elini rahatlatan bir durum. Peki reklama gitmeden önce istersen bir Kyrie Irving diyelim. Devam eden uzun Kyrie zamandır, Irving. Evet, uzun zamandır programımızda konuşmuyorduk gerçekten. Bugün Brooklyn Nets'te Kevin Durant'tan bahsettik. Diğer yandan James Harden'ın performansından bahsettik. Şimdi New York'ta eyalette bir vali değişikliği oldu ve aşıyla ilgili de bir kural, bir kanun değişikliğine gidilebileceği söz konusu şu anda. Bu durumda Kyrie Irving de dönebilir ve Steve Nash'in de hatta bununla ilgili şu anda ekranlara da geliyor açıklaması da oldu. Seve seve Kyrie Irving'le oynayabiliriz tekrardan diye. Tabii takım için çok değerli bir isim. Performans olarak nerede, neler yapabilir, neler yapacak ki bence çok çok değerli onun performansı da takım için ama ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani tabii Kyrie'yi sürekli konuşuyoruz. Geçen sezonki kaybolmasından habersiz şekilde ondan önce dünya düzdür açıklamalarına kadar. Ama buradaki makam değişikliği 1 Ocak'ta olacak. Yani geri dönerse bile en azından yeni yıla kadar Brooklyn onu beklemeye çalışacak. O zamana kadar takımda roller daha iyi oturabilir. İşte yer yer Javon Carter'ı kısa pozisyonunda kullanıyor. Biraz da savunması için Steve Nash. İşte Paddy Mills'ın kenardan getirdiği katkıdan bahsediyoruz. Roller oturduktan sonra şimdi tekrar Brooklyn'de yani tabii ki Kyrie döndüğü zaman oynayacak. Yani Steve Nash'in bu açıklamalarında yani güneşin doğuşu kadar doğal, herhangi bir ters bir durum yok. Ama o zaman tekrar ona bir rol açma, işte kimin dakikası azalacak, kimin rolü artacak, işte hangi uzunla daha iyi iletişim sağlayacak, bunların hepsi hep yeni soru işaretleri olacak Steve Nash'in. Ama herhalde Brooklyn taraftarlar zaten sürekli isyan bayrağı çekiyorlar salon dışında. Merakla bekliyorlardır Kyrie'yi. Philadelphia Chicago'yu mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. NBA'de gecenin merakla beklenen maçlarından biri Doğu Konferansı'nın iki iddialı ekibi Philadelphia'da karşı karşıya geliyor. Chicago'da DeMar DeRozan'ın isabetini izledik. Embiid karşılığı o verdi bu pozisyonda. DeMar DeRozan'ın bir de faulü var. Joel Embiid'in basketi.
Embiid Vucevic üstünde tam zamanında tie ball'ı buldu. Embiid'ten 18 sayı, 9 rebound ve 7 asist geldi. Ama DeMar DeRozan'ın da geri adım atmaya niyeti yok. 37 sayı, 10 rebound DeMar DeRozan'dan. Maxi topu kaybetmek üzereydi. Seth Curry toparladı, basketi buldu. Seth Curry'den kritik isabet ve 22 sayılık katkı. DeMar DeRozan çembere doğru süzüldü ama Joel Embiid'in DeRozan'a sürprizi var. Embiid DeRozan'a dur bakalım dedi. Maç topu savunmasında Embiid'in nefis bloğu burada. DeRozan'a Embiid'in bloğu Philadelphia Chicago'yu mağlup ediyor. Kazanan Philadelphia oldu. Chicago ise ikinci mağlubiyetini aldı bu sezonki. Emre bir önceki mağlubiyetlerini New York karşısında almışlardı. Şimdi tabii Philadelphia'da iyi gözüken taraflar var. Özellikle Harris ve Green'in yokluğunda çok değerli bir galibiyet olduğunu söylemek mümkün. Embiid'in performansına genel olarak değerlendirmeni isteyeceğim. Philadelphia'nın da takım halinde görüntüsünü değerlendirmeni isteyeceğim. Ve tabii ki de Seth Curry muhteşem bir performansla galibiyetteki en etkin isimlerden biriydi. Görüntü için ilk formaları söyleyebiliriz belki. Artık hani şehir formaları yine 30 takımın yeniden yapıldı. Az önce Brooklyn Nets'te hem parke tasarımı New Jersey günlerine hem de forma biraz oraya göndermeydi. Philadelphia'nın da yine çok şık bir forması var. Onunla sahadalardı. Embiid için biraz kendi standardının altında olduğunu söyleyebiliriz hala ama liderliği paylaşmak gibi bir nasıl diyelim bir hani egosuna yenilmiyor bu noktada. Embiid öyle bir oyuncu. Burada maçın sonunda hücum liderliğini Seth Curry'e verdi. Sadece işte 198'de attığı orta mesafe değil. Ondan önce de arka arkaya kritik hücumlarda top Seth Curry'nin eline geliyordu. Ama kendisi de savunmada o son bloğu gitti DeRozan'a yaptı. Zaten önce faul çalınmıştı aslında. Tekrar daha büyük umutlara gidebilirdi Chicago. Zaten bir farkı kapatarak o 198'e kadar getirmişlerdi karşılaşmayı. Ama Embiid itiraz istedi. Zaten hani son topu maçın. Doug Rivers de onu dinledi. İtirazı yaptı. Hakemleri inceledikten sonra bloğun temiz olduğunu gördüler. Özetin de bitişinde yan yana geldiği bir an var Embiid ile DeRozan'ın. Hani DeMar DeRozan da gülüyor ama hani sert çıkmıyor veya itiraz yapmıyor. Muhtemelen o da bloğun temiz olduğunu biliyor. Oradan sonra maçı zor da olsa kopardı Philadelphia ama Embiid hala biraz daha geçen sezonki başlangıcına kıyasla geride gözüküyor. Ama tabii sağlık problemleri de çok net. Sağlık problemleri hep var yani kariyerinde hep var ama hani geçen sezon MVP gibi başlamıştı. Bayağı o asıl sakatlığı yaşayana kadar bir 20-30 maç. Ha tamam bu sefer artık Yannis'ten gidiyor, NBA'de geçiyor. Yok içi de çekişirler diyorduk. Sonra tartışma tamamen bitti. Yok içe kaldı tamamen o şey. Ama hani Embiid yavaş yavaş toparlıyor. Yanına birkaç kişiyi daha bulduğu zaman hani galibiyetleri alıyorlar ama bu maçı da Chicago'nun yine o direnciyle çok zora soktuklarını söyleyelim. Şimdi tabii Philadelphia ligin en yavaş tempolu oynayan takımı fakat diğer yandan baktığımızda ligin en yüzdeli şut atan takımı aynı zamanda. Tempo düşük olduğu için de isabet oranları da yüksek. Emre bununla ilgili grafiğimiz de şu anda ekranda. Nasıl değerlendiriyorsun bu grafiği? Ya Ben Simmons olmayınca tabii biraz çok daha o hızlı çıkışlar belli bir noktaya kadar duruyor diyebiliriz. Onu sağlayacak isimler işte çaldığı toplarla Matisse Thybulle olabilir ama hani yarı saha hücumunu daha ziyade tercih ediyorlar. Şut isabet yüzdesi de hani Seth Curry'nin biraz katkısı var burada. Üçlükleri iyi seçiyorlar. Aslında hani çok şut atamayan bir takımdı Philadelphia ama Danny Green kötü başlasa da her zaman iyi şutör. İşte Seth Curry öyle, Niang iyi bir katkı veriyor, Furkan yer yer iyi katkı veriyor. Ama ikiliklerin de tercihiyle beraber işte Embiid'in takımdaki varlığı, Drummond'ın yer yer fena maçlar çıkarmamasıyla bu kadar yukarılara giden bir takım görüntüsü veriyor Philadelphia. Peki diğer taraftan Chicago Bulls'un da istersen istatistiklerine bakalım. Takım olarak 21'de 6 üçlük. Bu Bulls için oldukça düşük bir açıkçası istatistik. DeMar DeRozan'ın 37 sayısı var. Bulls için yeterli olmadı. Diğer yandan iyi oynayan, iyi performans sergileyen oyuncular da var tabii ki de ama gecenin dikkat çeken Chicago tarafındaki performansı DeMar DeRozan oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya, tüm gecenin en dikkat çeken performanslarından biri. Bu sezon üst üste 3 maç 30 sayı barajını aşan ilk oyuncu oldu DeRozan. İlk 5'te başlayan iki isim. Javonte Green tamam zaten oraya bench'ten yerleşti. Her ne kadar preseason'da yer yer biri Donovan onu 5'te denese de onu bir kenara koyalım ama Vucevic ikisi 4'er sayı attılar. Toplam 8 sayı ilk 5'inizdeki İki oyuncudan sadece 8 sayılık bir katkı alıyorsunuz. Bench'ten yine çok yüksek bir
katkı yok. Caruso geldi ama yine çok skor katkısı vermedi. İşte bir ara yine Ayodosunmu'ya dönüldü. Onun bir üçlüğü var ama işte çok zaten uzun süre sahada kalmadı. Böyle olunca DeRozan işte bu 30'larda sayı atıyor. Zach LaVine yine 30'a yakın attı. 27 sayı atmış olması lazım. Onlar, Chicago için değerli olan şey onların son ana kadar bu maçı ortada tutmuş olması. Zorluyorlar. Evet. Zorluyorlar sonuna kadar. Beklenenden çok daha iyi savunma yapıyorlar. Sezon başındaki beklentilere nazaran. Tabii işte Zach LaVine'in istatistikleri görüntüye geliyor. 5 top kaybı var. Bunlar içerisinde çok basit olanlar da var. Lonzo Ball da yine bu topları kaybedecek ama hani daha Philadelphia'nın o düşük temposuna nazaran daha keyifli oynayan bir Chicago Bulls olduğunu söylemek lazım. Peki dün gecenin dikkat çeken bir başka performansla istersen devam edelim. Jordan Poole kariyer maçını oynadı. Golden State kazandı. Golden State Warriors Charlotte Hornets mücadelesinin özet görüntüsüne gidiyoruz. Golden State Warriors Charlotte Hornets mücadelesindeyiz. LaMelo Ball ve Steph Curry görüntüde San Francisco'da. Sezona harika giren Miles Bridges çembere doğru gitti. Bridges basketi buluyor. 37 dakikada 32 sayı, 9 rebound Bridges'tan. Gel gerisinden de 9'da 5 attı. Charlotte maça daha iyi başlayan taraf. Draymond Green pası Jordan Poole'a doğru. Jordan Poole şutunu buldu. Jordan Poole'dan isabet. Jordan Poole 32 dakikada 31 sayı üretti. Gel gerisinden de 7 isabet buldu. Golden State bu bölümde öne geçmeyi başardı ve kontrolü aldı. Jordan Poole takımına liderlik ediyor. Steph Curry'nin 15 sayıda kaldığı gecede Jordan Poole yağmaya devam ediyor. Steph Curry sadece 3 üçlük isabeti vardı ama bunların ikisi son çeyrekte geldi. Golden State Charlotte'ı mağlup etti. Evet, kazanan Golden State Warriors oldu. Jordan Poole performansıyla dikkat çekti. Dün gecenin az önce DeMar DeRozan'dan bahsetmiştik Emre. Dikkat çeken bir başka isimlerinden biri gerçekten. Ya DeRozan hani bunu yapabilir. Chicago'ya geldiğinde burada bir sürpriz yok. Ama Jordan Poole geçen sezonun sonunda özellikle G-League'de işte playofflar oynandıktan sonra kadroya çağrılmış. İşte Nico Mannion'la ikisi belli katkılar vermişlerdi ama yani yazdan beri bu konuşuluyor kesinlikle tüm ligde. İşte Jordan Poole çok başka bir sezon oynayacak. Zaten Michigan döneminde takımın liderlerinden de çok rahat skor atabilen bir oyuncuydu. Ama bunu NBA seviyesine çekiyor. Kötü şut attığı günler var mı? Var. Ama beraber çalıştığı oyuncular Steph Curry ve Klay Thompson olduğu için mental açıdan da onu hazırlıyorlarmış. Yani olabilir, böyle şut geceleri yaşayabilirsin. Ama işte Jordan Poole mental gücünü bu sezonla beraber çok daha başka bir noktaya çekiyor ve yani Tyler Hero ile beraber herhalde bu sezon yaz liginde gösterdiklerini, daha doğrusu preseason'da gösterdiklerini, belki oraya Desmond Bane'i de ekleyebiliriz. Direkt aynı şekilde sezona da taşımayı başardılar. Gerçekten 3 oyuncuyu da hani ayrıca takdir etmek Emre lazım. Emre, tabii bir de şimdi Golden State'de skor anlamında yükü daha çok taşıyan isim Curry. Ama bazı geceler gerçekten Jordan Poole gibi, Damon Lee gibi isimlerden de ekstra Golden State'in katkı almış olması çok değerli. Bazı galibiyetler için özellikle. Yani Stephen Curry zaten en iyi savunmacının kısalarda verileceği isim olacak her gece. Her gece gözün üzerinde olacağı isim olacak. Böyle olunca tabii ki yan parçalara daha çok iş düşüyor. İşte Klay Thompson varken zaten durdurulamaz bir Golden State izliyorduk ama şimdi onun yokluğunda ki dönmesini bekliyoruz yakında. Jordan Poole bu rolü gayet iyi üstlenmiş durumda. Yani sayı ortalamalarında da şu an geçen sezondan bu sezonu yükselten isimler şu anda ekranlarda. Miles Bridges zaten dikkat çeken çok değerli bir isim. O da bir ara 30-30 gitti. İşte Desmond Bane'den bahsetmiştik zaten. Hani Ja Morant'in bir noktada kariyerinde bu sıçramayı yapmasını herkes bekliyor. Belki bir gün MVP seçilmesi kimseyi şaşırtmayacak ama diğer isimlerin üzerine koyması çok daha değerli. Burada muhtemelen Jordan Poole'da yer alan isimlerden biri. Aynı sıçramayı yapan isimlerden biri. Şimdi bireysel performansların dışında Golden State'de bu sezon dikkat çeken detaylardan biri de savunma verimliliği. Şu anda ligin savunma verimliliğinde ilk sırasında yer alıyorlar. Onu hemen Miami takip ediyor ki Miami de gerçekten son maçlarında muazzam oynuyor. Şimdi Golden State tarafına tekrar dönecek olursam bu savunma verimliliğini düşündüğümüzde diğer tarafta hücum anlamında çok iyi bir takım olan Charlotte karşısında onları 92 sayıda tutuyor olmak da bence çok ayrıca bir başarı. 100 pozisyonda yedikleri 97 sayı var ortalama olarak. Bu alanda zirvede yer alıyorlar. Yani bu da tabii çok beklenmedik biraz. Golden State'in savunma sihri ne?
Savunma sihri ne? Şu an Gary Payton herhalde ekranlara gelecek. Ya tabii daha yeni yeni rotasyona giriyor. Tamamen bu ortalamanın sağlanmasındaki ana pay sahiplerinden biri değil ama hani babasına bak oğlunu al derler. Gary Payton'ın oğlu zaten NBA'in her zaman en zorlayıcı savunmacılarından biri olmuştur. Burada çok fazla top çaldı, çok fazla hızlı hücum üretti. 14 sayı attı. Steve Kerr de zaten maç sonrasında artık ona daha fazla rol vereceğim dedi. Ve tabii yani Draymond Green'i saymak lazım. Arkada pota altında o savunmayı kumanda etmeyi çok iyi biliyor. Curry var takımda. Yani Curry'yi bile saklayabilen bir savunmaya dönüşmüş durumda Golden State Warriors. Peki diğer taraftan tabii beklenen isimlerden biri Klay Thompson. Onunla ilgili bazı antrenmanlardan görüntüler vesaire de izledik bu sabah itibariyle. Onun dönüşü de çok kıymetli ve değerli. Umarız tabii çok daha sağlıklı, %100'ünde dönüyor olur. Onun katkısı çok çok değerli olacaktır. Şu anda ekranlara da geliyor. Gayet iyi gözüken bir Klay Thompson var. Sen ne düşünüyorsun? Bu maç önü tabii, maç önü ısınması. Tam forma giymiş olması önemli detaylardan bir tanesi. Öyle hazırlanıyor. Burada gördüğünde onu New Orleans'lı Charlotte'lı oyuncular bile yani gidip hani selam vermişler. Hepsi çok mutlu olmuşlar. Evet, ligin tamamının beklediği bir oyuncu ama Stephen Curry her fırsatta söylüyor. Bir de Klay'ın dönünce görün bizi. Bir de ben Klay'ın dönmesini bekliyorum. Yani oradaki arkadaşlık işte zaten boşuna onlara hani kardeşler demiyorlar. Yani en çok Curry bekliyor ama bekleniyor. Biz de oradan biraz daha altta sabırsızlanıyoruz açıkçası. Peki Charlotte tarafına da istersen çok kısa değinelim. Sezona çok iyi başladılar ama baktığımız zaman son 4 maçın 3'ünü kaybettiklerini görüyoruz. Yani onlar için şu dönemde bu peri masalı bitti mi yoksa endişelenecek bir durum yok mu? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ya onlar franchise tarihinde ilk kez bu kadar üst üste maç kazanarak zaten başlamışlardı ama biraz fikstürün de yanıltıcı olduğunu söylemek lazım. Tabii ki bazı takımlar yani işte sezon açılışını Milwaukee Brooklyn maçıyla yaptık. Yani sonrasında hemen Lakers Golden State vardı. Lakers hemen ertesinde Phoenix Suns'la oynadı. Yani biraz hani televizyon programı rating üzerinden ayarlandığı için Charlotte Hornets ilk maçlarını daha rahat geçti. Onlar geçen sezonki düzenle devam ediyorlar. Çok fazla hızlı şekilde yani sen koşabiliyor musun, atletik misin? O zaman bizim düzenimizde yerin var diyorlar. Bu orkestranın şefi yine LaMelo Ball olacak gibi. Yani bu şekilde kazanacakları çok maç olacak. Ama yani bu Golden State karşısında gördüğümüz gibi kaybedecekleri maç da çok olacak. Playoff'a kalırsa işte asıl sıkıntı orada başlayacak muhtemelen Charlotte için. Yani önlem alınabilir hale geldiklerinde. LaMelo Ball çok etkisizdi. Mesela onun performansı çok değerli diye düşünüyorum ben. Ya tabii ki 30'ları o attığında Miles Bridges zaten işte bir 25 ortalamaya gelmiş neredeyse 23.9 diye görmüştük az önce. Ya ondan sabit katkıyı alıyor şu ana kadar Charlotte. İşte LaMelo sonrasında bir üçüncü oyuncuyu bulup kazandılar genellikle maçları. İşte orada yer yer Gordon Hayward destek verdi. Kelly Oubre'nin iyi maçları oldu, çok kötü maçları olduğu gibi. Bir üçlü çıkarabilecek kadro deneyimine sahipler. İşte PJ Washington daha bu sene geçen sezonki formunu yakalayamamış gibi duruyor. Ama tabii LaMelo'dan istikrar gerekiyor Charlotte'a. Bu arada çok değerli bir performans Bridges'tan geliyor bu sezon. O da gerçekten dün Hayward'la birlikte çok iyi bir oyun ortaya koydu. Fakat kazanmalar için yeterli olmadı. Peki dün gecenin öne çıkan maçlarını konuştuk. Bu gece Esport ekranlarındaki keyifli mücadeleyi hatırlatalım. Boston Celtics Miami Heat mücadelesi bu gece Esport ekranlarında olacak. Bu keyifli mücadeleyi 2.30'da izleyebilirsiniz. Doğu Konferansı'nın son maçlarda problem yaşayan takımlarından biri bir tarafta Boston Celtics. Diğer tarafta ise Doğu'nun zirve takımı Miami Heat. Yani Celtics'e kolaylıklar diliyoruz yine bu karşılaşmada. Zor bir maç olacak onlar için. Jason Tatum'un korkunca doğru varmaya başlayan şut tercihleri. İşte Jaylen Brown iki tane çok iyi kanat oyuncusu. Herkesin isteyeceği iki kanat oyuncusu ama onları oynatacak bir oyun kurucuya sahip değiller. Böyle olunca farklı garip tercihler görüyoruz. Miami gibi sağlam bir savunma takımı şöyle bir silkeleyebilir aslında açıkçası. Evet. Keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Boston Miami mücadelesi 2.30'da Esport ekranlarında olacak. Emre çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. NBA gününde günü kapatıyoruz. Haftanın son gününde yarın 18'de Esport ekranlarında olacağız. Şimdilik hoşçakalın.